Complete the sentence according to the table below. Aşağıdaki tabloya göre cümleyi tamamlayınız. Herlin haftalık aktiviteleri verilmiş arkadaşlar ve bunları doğru bir şekilde cümleye tamamlamamızı istiyor. Herli sees a play before visiting the exhibition. Sergiye gitmeden önce bir oyun izliyor, bir oyun görüyor. Bu bilgiye ulaşamıyoruz. Herli does two different activities on Friday. Cuma günü iki farklı aktivite yapıyor. Evet arkadaşlar, burada yaptığı aktiviteleri görüyoruz. Herli visits the book fair 3 days after sailing. Bisiklet sürdükten 3 gün sonra kitap fuarını ziyaret ediyor. Hayır arkadaşlar, 2 gün sonra ziyaret ediyor. Attends the rock festival on weekdays. Hafta içi rock festivalini ziyaret ediyor. Hayır arkadaşlar, Saturday, cumartesi günüydü. Doğru şıkkımızın Bursa olması lazım. Cevap anahtarından kontrol ediyoruz. What can be the best title for the list? Bize bir liste verilmiş. Listeye en iyi başlığın ne olduğunu soruyor. Drummer, guitarist, keyboard player, singer, performer. Martin's teachers are organizing a concert at the school. His music teacher gives him a list of students and wants him to organize the concert. Martin'in öğretmeni bir okulda bir konser düzenliyor ve onlara bir liste veriyor. Öğrencilerin konseri düzenleyeceği bir liste veriyor. Bu listeye uygun olan hangi başlığın uygun olduğunu soruyor bize. Bu da the school band, okul bandosu olması gerekir. Teachers of song, öğretmenlerin şarkıları. En iyi şarkıcı, burada müzik türleri diye sormuş ama en iyi başlığın okul bandosu olması gerekir. Doğru şıkkımızın adına olması lazım arkadaşlar. Burada yine bir yemek tarifi. Enes'imizin en çok sevdiği ünite. Bitmesini hiç istemediği ünite. Enes'e sevgiler ve bütün öğrencilerime sevgiler. Which sweet should Murat's mother use first? Murat invites his friend Jax and his family to dinner. Murat's mother prepares delicious meal for their guests. There are some soup, rice with butter, fried chicken and sarma in the menu. They start with the soup and Murat's mother wants to heat it again. Murat'ın arkadaşı, Murat arkadaşlarını yemeğe çağırıyor. Annesi Murat'a lezzetli yemekler yapıyor, Murat'ın arkadaşlarına ve arkadaşının ailesine. Çorba, tereyağlı pirinç pilavı ve kızarmış tavuk, bir de menüde sarmamız var. Onlar ilk önce Murat'ın annesinin yaptığı çorbayla başlıyor ve annesi bu çorbayı ısıtmak istiyor. Hangi şıkkı, hangi ocak gözünü tercih etmesi lazım? Arkadaşlar, çorbanın olduğu ocak gözünü görüyorsunuz. Şurada sağdan üstten birinci olan göz, Ceyhan şıkkının olması lazım. Cevap anahtarından kontrol ediyoruz. Evet, doğru şıkkımız Ceyhan. Read Emily's plans and the conversation. Answer the question. Emily'nin planlarını ve sohbetlerini dinleyelim. Cevapları ona göre, soruları ona göre cevaplayalım. Which of the following complete the conversation? Hangisi sohbeti tamamlayabilir diyor. Lütfen dikkat edelim. Hi Emily, we are going to a pop concert with some friends at 8 p.m. on Friday. How about joining us? Merhaba Emily. Cuma günü akşam 8'de birkaç arkadaşla konsere gideceğiz. Bize katılmaya ne dersin? Burada Emily'nin bir cevap vermesi lazım. Yukarıdaki tabloya uygun bir şekilde bir cevap vermesi lazım. That is excellent, but we will have a family reunion party. Bakalım, family reunion party cuma günü hangi aktivitesi var? Burada öyle bir aktivitesi yok. A şıkkını eliyoruz. That sounds great, but I will ride my bike. Burada da bisiklet süreceğiyle ilgili bir aktivite yok cuma günü. Çünkü arkadaşları cuma günü toplanacak. I would love to, but I am going to
Go to the theater. Burada da öyle bir aktivite yok arkadaşlar. Tiyatroya gideceğiyle ilgili bir aktivitemiz yok cuma günü. That sounds fun, but I am having some guests then. Kulağa hoş geliyor. Misafirim var çünkü pijama partisi yapacak evde. Misafirler gittikten sonra diyor. Çünkü misafirlere 7'de gidecek. O daha sonra eşlik edecek. Doğru şıkkın denizde olması lazım. Cevap anahtarından kontrol ediyoruz. According to the information above, who prefers online communication? Diğer testte face to face communication sorulurken burada online communication, yani online iletişim soruluyor bizden arkadaşlar. Soruyu lütfen dikkatli bir şekilde okuyalım. We always prefer sending text message to each other with my friends. Biz arkadaşlarımızla sürekli mesaj göndererek iletişim sağlamayı tercih ediyoruz. Barbara'nın. Michael'ın tercihine bakalım. Online communication is trendy but I don't like it. I prefer talking face to face. Online iletişim moda ama ben sevmiyorum. Ben yüz yüze konuşmayı seviyorum. Bu da bizi ilgilendirmiyor çünkü bizden soru da online communication, yani online iletişimi istiyor. Jasmine'e bakalım. Sending letters or postcard is my favorite way of communication with my friends. Arkadaşlarımla iletişimde olmanın en iyi yollarından biri mektup göndermek ya da postcard göndermektir. Yes, it is old fashioned but I like it very much. Evet, modası geçmiş ama ben çok seviyorum. In my opinion, William'ın tercihine bakalım. In my opinion, using social networks is the best way to keep in touch with my friends. You can share photos, music and videos, etc. Bence sosyal medya hesaplarını kullanmak en iyi iletişimde olmanın yoludur. Arkadaşlar, keep in touch, iletişimde olmak, asla unutmuyoruz. Bir de diğer bir cümlemiz vardı, diğer bir kelimemiz vardı, get in touch. İkisinin anlamı iletişimde olmak, iletişime geçmek. You can share photos, music, videos and etc. Fotoğraf paylaşabilir, müzik paylaşabilir ve video paylaşabilirsin. Online communication'ı tercih eden William'ın olması lazım. Adana şıkkı doğru cevabımız. Cevap anahtarından tekrar bir kontrol ediyoruz. Which of the following does not have an answer in the message? Mesajda hangi sorunun cevabı yoktur diyor arkadaşlar. Bir metin verilmiş, metinde bazı soruların cevabı verilmiş. Hangi sorunun cevabı yoktur diye soruyor. Hey dedi, I have some great news for you. There is a meat festival at Star Hotel on April 5. It will start at 11 a.m. Great chef will prepare boiled, roasted, grilled and fried meat. We can test all of them. I know you are a meat lover and this event is a great chance for us. The entrance fee is $25 per person, but you can eat as much as you want. I am waiting for your reply. Bakalım, bir et festivali varmış tam Enes'imize göre. Ücreti $25. Arkadaşı Enes gibi eti çok seviyor. Ve muhteşem şefler varmış. Haşlanmış et yapacaklar. Fırında pişirecekler, ızgarada pişirecekler ve kızartacaklar eti. Hepsinden deneyebilirsiniz diyor. Arkadaşının kendisine cevap vermesini bekliyor. How much should they pay to join the event? Ne kadar ücret ödemeleri lazım? $25 demiş zaten. Bu sorunun cevabı var arkadaşlar. How long is the event? Etkinlik ne kadar sürecek? Etkinliğin ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama sabah 11'de başlayacağını biliyoruz. Where is the event going to take place? Nerede, aktivite nerede yer alacak? Aktivitenin Yıldız Otel'de 5 Nisan'da yer alacağını söylüyor. Which cooking methods will they use? Hangi pişirme metotlarını kullanacaklar? Yukarıda yazmış zaten. Haşlama, işte fırında pişirme, ızgarada pişirme, yağda kızartma gibi olarak açıklamış. Bursa şıkkının, yani how long is the event, ne kadar süreceğiyle ilgili bir sorunun cevabı olmadığı için doğru şık, yani cevabı olmayan şık Bursa'dır.
Which of the following is appropriate for both them? Hangisi ikisi için uygundur? İki kişi için uygun olan şıkkı soruyor bize arkadaşlar. The table below show Nicola and Gabriel likes. They want to buy a book from the bookstore and read it one after the other. Arkadaşlar, Gabriel ve Nicola bir kitap fuarına gidip bir kitap kırtasiyesine gidip kitap almayı düşünüyorlar. Ama sırayla okumayı istiyorlar. İkisinin tercihi aynı. Bakalım hangi tarz kitabı uygun buluyorlar kendilerini. Nicola visiting new place. Gabriel eating out. Nicola listening to music. Gabriel reading the news online. Playing board games. Learning new cities. Yeni yerler. Yeni yerleri tercih ediyorlar ikisi de arkadaşlar. Son sevdiği şey Gabriel'in learning new cities. Nicola'nın ilk şıkta verilmiş yeni yerleri ziyaret etme. Biz bu ikisine uygun olan şıkta ziyaret, gezi anlamında kullanılan traveling for fun, eğlence için gezme. D şıkkı olması lazım. Diğer şıkları da bir inceleyelim. Tips for healthy cooking. Sağlık için pişirme. Bizi ilgilendirmiyor. Yukarıdaki verilen bilgilere göre bu uygun değil. Developing music skills, müzik becerilerini geliştirme. Nicola için olabilir ama Gabriel için uygun değil. İkisi için uygun olanı soruyor bize çünkü. Safe ways on the net, internette güvenlik yolları. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren traveling for fun, eğlence için ziyaret. Denizli şıkkı doğru. Cevap anahtarından kontrol ediyoruz. Both Sue and Tom use their phones. İkisi telefonlarını kullanıyorlar. Complete the sentence according to the information below. Here are some features of the application on Sue and Tom's smartphone. Verilen bilgiye göre cümleyi doğru bir şekilde doldurunuz. Burada Tom'un ve Sue'nun akıllı telefonlarında olan bazı uygulamalar verilmiş. Hangisi doğrudur diyor. Sue's phone, improve foreign language, yabancı dili geliştirme, solve puzzle, bulmaca çözme, make a video, video yapma. Tom's phone, find the new way traffic, yani navigasyon, yolda yeni yollar bulmak. Practice school subjects, okul konularını tekrar etmek. Ordering something to eat, yiyecek bir şeyler sipariş vermek. Arkadaşlar, ikisinde olan benzer uygulama bize Bursa şıkkında verilmiş. İkisi, biri yabancı dilini geliştirmek, diğeri de okuldaki konuları tekrar etmek, pratik yapmak için kullandığı için ikisinin amacı eğitim olarak kullanıyorlar. Doğru şıkkın Bursa olması lazım. Tekrardan biz bir diğer şıkları da inceleyelim. Both Sue and Tom use their phones to have fun with games. Oyunlarla eğlenmek için kullanıyorlar. Belki Sue kullanıyor ama Tom'da öyle bir şey yok. For educational purpose, eğitim amacı için. Evet, ikisi de kullanıyor. Biri okul konularını tekrar ediyor, biri yabancı dilini geliştiriyor. When they are hungry, acıktıkları zaman kullanıyorlar akıllı uygulamaları. Hayır arkadaşlar, Tom's kullanıyor ama Sue kullanmıyor. While driving their cars, arabalarını sürdükleri zaman Tom kullanıyor navigasyonu ama Sue kullanmıyor. İkisinin kullandığı Bursa şıkkının olması lazım. Cevap anahtarından kontrol ediyoruz. Answer the questions 9 and 10 according to the information below. Arkadaşlar, yine bir grafik sorusu, aynı zamanda tablo verilmiş, yüzdelik kısmı verilmiş. 9 ve 10. soruları verilen bu grafiğe göre çözüyoruz. Önce soru kökünü okumamız lazım arkadaşlar. Lütfen dikkat ediyoruz soru köküne. 9'dan başlayalım. Which one is suitable for the blanks? Hangisi doğrudur diyor, boşluğa uygun olan. 10. sorumuz, which of the following is not correct according to the information? Verilen bilgiye göre hangisi doğru değil? Evet, bilgimizi inceleyelim. Kaşgarlı Mahmut Secondary School conducted researches about internet usage of 50th, 60th, 80th and 70th and 80th grade students. Here are the results. Kaşgarlı Mahmut ortaokulunda yapılan bir araştırma var.
5. 6. 7. ve 8. sınıflar arasında. Burada da sonuçlara gösteriyor arkadaşlar. 5. sınıflar için turuncuyu, 6. sınıflar için kırmızı puantiyeli, 7. sınıflar için mavi çizgili, 8. sınıflar için mor olan çizelgeyi vermiş. Ev ödevlerini yapma %15'lik kısma geliyor. Yeni bilgiler edinme %15, %10 ve %5. Online oyun oynama %30'u aşıyor. %30 civara. Bazı sınıflarda %10, bazı sınıflarda %20. Sosyal medya sitelerini kullanma %20, %15, %10 ve %3 kısmında değişiyor. Arkadaşlarıyla iletişimde olma kısmı ise %5'i geçmiyor arkadaşlar. Sorulara geri dönüyoruz. Evet, burada yüzdelik kısmı verilmiş. 5. sınıftaki öğrenciler %25, 6. sınıftaki öğrenciler %25, 8. sınıf %20, %15, 7. sınıf %35. Yani 7'ler biraz serbest kalmışlar. Spend time on the net most at Kaşgarlı Mahmut Secondary School. Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda en çok sosyal medyada en çok zaman geçiren arkadaşlar 7. sınıflar değil miydi? %15 civarı bir yüzdelik vardı. Paragrafa geri dönüyoruz. Burada bakıyoruz ki %35 ile 7. sınıflar birinciliği ele alıyorlar. Doğru şık için cevap anahtarını kontrol ediyoruz. Ceyhan. Which of the following is not correct according to the information? Hangisi bilgiye göre doğru değildir diyor arkadaşlar. Bize 3 tane doğru bilgi verilecek, 1 tane doğru olmayan bilgi isteniyor. 50th and 70th grade spend the same amount of time communicating with their friends. Arkadaşlarıyla iletişimde olmak için benzer zaman dilimlerini harcıyorlar. Bir bakalım arkadaşlar. 5'ler, sarılar, 7'ler, maviler. Evet arkadaşlar, burada görüyoruz ki ben yakın zaman dilimini kullanıyorlar. All graders use the internet to their homework. Bütün öğrenciler ev ödevlerini yapmak için interneti kullanıyorlar. Bakalım. Ev ödevini yapma. Evet, yüzdelik kısmı değişiyor ama çoğu bunu kullanıyor arkadaşlar. 50th graders prefer doing homework to searching for information. Ev ödevlerini araştırma yapmak için kullanıyorlar. Bakalım 5. sınıflara. 5. sınıflar kullanmıyor. Ev ödevlerini yapmak için zaten %15'lik dilimi kullanıyorlar. Burada yeni bilgiyi edinmiyorlar. Ev ödevlerini yapmayı, yeni bilgi edinmeye tercih ediyorlar. More than half of the 70 graders use social networks and playing online games. Yarısından fazlası 7. sınıfların sosyal medya hesaplarını online oyun oynamak için kullanıyorlar. Bakalım arkadaşlar. 7. sınıfların online oyunu yarısından fazlası değil arkadaşlar. Yarısından %20'lik kısım online oyun için kullanıyor. %50 üzeri olsaydı doğru olurdu. Yanlış şıkkımızın denizde olması lazım. Cevap anahtarından kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar.